Hoş Öyle Değil programımıza hoş geldiniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. Zal Mahmut Paşa'da ziyadesiyle bahtiyarım. Sizlerle birlikteyim. Kötü olma gibi bir şansım olduğunu çok şükür. Çok şükür, elhamdülillah. Nasılsınız? İyiyiz biz de hocam. Gördüğünüz gibi gene o iş öyle mi, değil mi? Kafamızda bin bir tane soruyla izleyicilerimiz ekranda, ben burada merakla bekliyorum. Evet. Şimdi biz Yavuz'un şiddetini konuştuk, aşkını konuştuk. Bir tebaayı ayırdı mı, ayırmadı mı diye Kürt meselesini konuştuk. Evet. Yavuz sadece hilafeti mi getirdi? Yavuz sadece 8 yıllık saltanatının 4 yılında kitap, o kadar çok kitap okuyan, ilim bilim sahibi biri diyebiliyoruz. Ama insanların da ne derler, ona sadrazam olasın diye kinlice beddua söyledikleri, beddua ettikleri bir Yavuz da var. Yani Yavuz sadece bize hilafeti mi getirdi? Yavuz sadece savaştı mı? Ne getirdi bize, ne kattı bize hocam? Şimdi bir sanatkar olduğunu bilmiyoruz Yavuz Sultan Selim'in ama iyi bir şair olduğunu biliyoruz. 8 yıllık saltanatının toplamda 4,5 yılını alt sırtında geçirmiş. Yani fazlasıyla savaşlara gidiyor ve daha çok doğuya savaşlara kadar gidiyor. Hemen herkesin Yavuz'la alakalı mutlaka bir fikri vardır. Çoğunluğu olumlu olmakla birlikte olumsuz çok fazla fikir vardır Yavuz Sultan Selim'le alakalı ama İstanbul'a çok az uğrayan bir padişah. Hep söylüyorum ben Topkapı Sarayı'na gittiğimde, öğrencilerime de söylüyorum, sizlerle ziyarete gittiğimiz zaman da dile getiriyorum. O kadar çok ziyaret ediyorum ki ben Topkapı Sarayı'nı. Sanki Yavuz Sultan Selim benim kadar orada durmadığı gibi geliyor. Çünkü çok az kaldı. Hakikaten çok az uğradı İstanbul'a. Genç ama, bir padişahtı. Koştur koştur sefere gitti. Ya aslında genç de tahta çıkmadı Yavuz çok fazla yani. Ama azimliydi, azimkardı. Onun vizyonu farklıydı ve İslam birliğini sağlama gayesiyle hareket ediyordu. Bunları bir tarafa koyalım ama şunu bir aklımızda tutalım. Seferden sefere koşan bir padişah var. İki yılı aşkın seferleri sürüyor. Bir seferi bu şekilde sürüyor. Çok az İstanbul'a uğruyor. Ama bu gittiği bütün coğrafyalarda ne kadar çok ilim irfan sahibi varsa onları aslında Osmanlı payitahtına getiriyor. Yani Yavuz Sultan Selim'i biz biraz sanatkarları koruma ve himaye etme anlamında incelemeye kalkarsak çok farklı bir Yavuz'la karşılaşıyoruz burada. Şimdi şöyle ki abartılı bazı kaynaklarda 1000 kadar alimi Osmanlı payitahtına getirdiği zikredilir Yavuz Sultan Selim için. Yani gittiği yerlerde toprak hakimiyeti, orada sağladığı adalet, özellikle bugün Orta Doğu diye adlandırılan yerde getirdiği 402 yıl, 403 yıl süren barış, bunları bir kenara bıraktığımızda Yavuz Sultan Selim sanatçıların, sanatkarları ve zanaatkarları getirdiğini biliyoruz. Öyle ki sanatkarlar, alimler, şairler, hattat, nakkaş, plastik sanatlarla ilgili uğraşta bulunanlar, tesnif ustaları, zanaat ve sanatkarlarla alakalı akla gelebilecek nice meslek erbabını gittiği yerde görür ya da ismini duyar, huzuruna getirir ve onu Osmanlı'ya, İstanbul'a getirir. Yani payitahta getirir ve getirdikten sonra da İstanbul'u bir kültür ve bilim dünyası yapar, bilim merkezi yapar. Burada getirdiği zanaatkarları ve alimleri de bizzat kendisi kendi harcı rahından himaye eder. Yani bu eskiden beri gelen bir gelenektir Türk hakanları içerisinde. Avrupa'da da bazen ne zaman zaman bunu görmüşüzdür. Sanatkarları, şairleri, yazarları sultan, şah korur. Yani işte himayesine alır. Ona rızkı için aylık ya da günlük yevmiyesi için sen çalışma, sen sadece yazını yaz, üret. Ya da nakkaşını yap, sen üret, ben senin tamamını vereceğim, ben senin geçim için nafakanı temin edeceğim der. Mesela Mısır'ın fethinde biz biliyoruz ki Yavuz Sultan Selim özellikle orada alimleri biliyor, tanıyor. Zaten çok okuyan bir padişah, evet. Çok bilen bir padişah. Bildiği, tanıdığı için de oradaki alimleri İstanbul'a getiriyor. Gelenleri de paşalarına himaye ettiriyor ama en önemlilerini seçiyor ve kendisi de himaye ediyor. Yani Yavuz Sultan Selim aslında bir yönüyle de günde 3-4 saat kitap okuyan, kesintisiz ama her gün, yani daha fazlası olabilir ama ve bu kitap okuma dolayısıyla gözleri bozulan da bir alim. Mesela şöyle bir hikaye var elimde, güzeldir. Şimdi savaş yolculuğu sırasında da aslında Yavuz Sultan Selim yanında bir kütüphane götürüyordu.
Yani biz şimdi Osmanlı padişahlarının sadece atına süvar olduğu, hemen atına atladı, sefere gitti diye anlıyoruz ama aslında yürüyen bir ordudur, yürüyen bir devlettir o. Aynı zamanda tahtını, evet. Yani tebaasını, iaşesini, her şeyini düşünerek gidiyor. Tek başına hadi gidelim deyip gitmiyorlar. Tabii ki yiyecekleri, içecekleri, orada geçinecekleri her şeyleri yanlarındadır. Ve kütüphanesi de Yavuz Sultan Selim'in yanındadır. Çöl gecelerinde de okumayı Yavuz Sultan Selim seviyor. Ama Yavuz'un bu kitaplarından bir tanesi, Bedevi Urban Saldırılarından bir tanesinde deve ürküyor. Ve kıymetli bir kitabın olduğu deve ürküp kaçıyor. Yani kitap kayboluyor. Kitap kaybolunca Yavuz da onu okumak istiyor. Yani kitabın kaybolduğunu bilmiyor tabii ama Yavuz onu okumak istiyor. Adamları da hani nasıl söyleyeceğiz padişahı gibi. Bu kitabın tarihi vasıf olduğu söyleniyor. Yani rivayetlere göre kitap. Bu çok değerli bir kitap ki İran tarihçisidir. Uslubu da çok ağırdır. Herkes anlayamaz ama Yavuz Sultan Selim o kadar ilimde mahirdir ki bunun uslubunu dahi anlıyor. İşte hemen Yavuz Sultan Selim'in adamları bir kişiyi buluyorlar, bu kitabı da bulduruyorlar, hemen yazdırıyorlar ki padişaha, yani düşünebiliyor musunuz? Sefer sırasındasınız, padişah bunu okumak istedi ama bu deveyle beraber gitti, bir daha bulamıyorsunuz ama... Diyemiyorsunuz. Evet, devlet adamları hemen kitabı yazdırıp Yavuz Sultan Selim'e getiriyorlar ve biliyorsunuz işte yolda kütüphanesiyle giden bir padişah, yolda giderken de böyle ağır eserleri okuyup anlayabilecek bir dahaya sahip ve nihayetinde de gittiği yerlerden alimleri İstanbul'a getirip İstanbul'u bir ilim merkezi yapan bir padişahtan bahsediyoruz. Bizim... O yüzden Yavuz Sultan Selim sadece ilafeti getirmedi. Yavuz Sultan Selim aslında bir deryadır, engin denizler gibidir. Yavuz'u okumak, tanımak, onu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Aslında her bir sultanı tanımak, onların... Sadece padişahlık, sultanlık değil de işte kiminin marangoz, kiminin şair, kiminin nakkaş, işte ne bileyim, evet. farklı olan, yani bahçıvanı olanları, farklı kişiliklerin de öğrenmek lazım. Evet, Yavuz Sultan Selim deyince herkes çok sert bir padişah olarak görüyor. Ama biz onun aşkını da, insanlara davranışında, alimlere ve ilim adamlarına ilgisini de yapılamayacağını söyledikleri şeye karşı dik duruşunla, 8 senelik saltanatınla işte 700 senedir, 800 senedir biz bütün sultanlarımızı konuşuyoruz ama belli isimleri daha fazla konuşuyoruz ve irdeliyoruz. Evet. İyi ki varlarmış, iyi ki bizim padişahlarımız olmuşlar, iyi ki bizim atalarımız olmuşlar. Allah rahmet eylesin. Hepsine inşallah. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz hocam. Kendinize iyi bakın. Soru ve yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Eğer sizinle ilgili kafanızda sorularınız varsa onları da bize lütfen iletiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.